Şimdi bir meteorolojiye parantez açacağız. Niye? Çünkü tüm yurt için yağış uyarısı vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için. Bir misürmeli Haber Global Meteoroloji Editörü şu anda yanımda. Şimdi Neredeyse yağış her yerde evet. e, baktığımızda ama tabii şunu merak ediyoruz. Ne kadar etkili olacak? Belli yerler için, e, iller için uyarın var mı e, Bünyamin? Biraz dikkat etmesi gereken e, bölgeler var. E, özellikle Güney Ege Akdeniz'de. E, bunun içerisinde Muğla var. Bunun hı hı. içerisinde Antalya var. Mersin var. Adana var. E, bu illere e, biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Bu illerde dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer e, altyapısıyla alakalı bir çalışma ya da bir bir... E, işlem yapılacaksa bir temizliktir, e, dere yatağı şu bu falan. Hı hı. Hani e, bugünler o bölgeler için biraz dikkat edilmesi gereken alanlar demek. Çünkü e, artık hani e, bugün, e, yarın e, bu kuvvetli sağanakları alacağız. Muhtemelen çarşamba günü artık bu yağışlar ömrünü tamamlayacak ve e, şey e, çok da e, arkasından bir şey kalmıyor açıkçası. Hı. Ama şey, e, bu iki güne e, özellikle... Biraz önce söylediğim Muğla, hı hı. kıyı ilçeleri bunun içerisinde, işte Bodrum, Marmaris, bu alan içerisinde. E, Antalya, Mersin, e, Adana dolayları biraz dikkat. Biraz daha bu iki gün evet, dikkatli olsunlar. Bu iki güne dikkat. Şimdi yurdun hı hı. tamamında yağış var ama evet. e, bu yağışlar hatta güzel de yağışlar. Yani e, her ne kadar kaybettiğimiz kurak geçen e, Ekim'in, kurak geçen Eylül'ün e, hani neticelerini ortadan kaldırmıyor. Ama en nihayetinde e, damla damladır bu, bu yağış. İyi bir yağış mı? Evet, güzel bir yağış. Şimdi güzel yağış ama e, yağışın olmayacağı bir 8-10 günün öncesindeki yağış. Hmm. Arkasından da bu dönem yağışsız bir 8-10 gün geçireceksek... Bunun adının ne olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Pastırma Bilmiyorum yazı da, mı he. geliyor? Pastırma yazı diyoruz. Buna. E, sıcaklık da o zaman artacak. Sıcaklık da artacak. Gündüz bir miktar artacak. Gece ayazla beraber iç bölgeler böyle sıfırlara sıklıkla inecek. Çünkü şimdi bizim pastırma yazı dememiz için birkaç tane şey lazım, parametre lazım. Bir gece soğuğu lazım. Onun oluşması için hem gündüz hava açık olacak ve sıcak olacak, gece de soğuk olacak. Bunun Hı -hı. olması için bir yüksek basınç lazım. Yüksek basınç var mı? Var. Yüksek basıncın devamlılığı lazım var mı? Var. E, ve bu e, bu çarşambadan itibaren itibaren başlıyor. Ayın yaklaşık 12'sine kadar da böyle gidiyor. E, arada bir kesintisi var. E, özellikle kuzey bölgelerde ayın 7-8'i gibi. Yine senle de konuşuyorduk. Eee iki tane dalga var bu Kasım ayında. Bir tanesi 7-8'i gibi. Ayın eee öbürü de şey. E, ayın 23-24'ü gibi. O 23-24'ü gibi beklediğimiz o tarihten itibaren beklediğimiz soğuk dalgalar artık Kış dedirtecek soğuk dalgalar. Ama bu 7-8'indeki dalgalanma Marmara'nın ya ve Karadeniz'e kıyı kesimleri bir yağış getirebilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla kuzey için pastırma yazına böyle minik bir e, makas, minik bir e, kesinti olabilir. Ama orta ve güney bölgeler ki zaten pastırma yazına hitap ettiği e, alan burası. E, burada şey e, kesintisiz bir muhtemelen 8-9 gün hem yağışsız, hem gündüz güneşin görüldüğü, hem sıcaklığın arttığı, hem gece soğuğun olduğu bir zaman olacak. Ee, kuzey içinde dediğim gibi Marmara'da, Karadeniz'de ayın 7-8'i gibi şöyle bir düşüş sıcaklıkta, bir e, havanın bozması, sonrasında da tekrar havanın toparlanması söz konusu. Peki Önümüzdeki birkaç günün durumu bu.